Ripple üzerine konuşacağız ve bu son mahkeme kararıyla alakalı bir durum değerlendirmesi yapacağız. Haberde bakınız şu şekilde ilerliyor. Mahkeme diyor bu iki altcoin'i etkileyecek kararını açıkladı. Lider altcoin XRP'nin arkasındaki Ripple, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi yargıcının LBRI Credits'in yani LBC ikinci el satışının bir menkul kıymet oluşturup oluşturmadığına karar vermeyi reddetmesinin ardından beklentilerini düşürdü. Evet, burada LBRI Credits'in token'ı tarafından gelecek olan bir haber, tabii ki mahkeme sürecine dair ciddi bir haber ve emsal niteliği oluşturabilirdi. Ripple tarafı da buraya bakıyordu. Hatta en son dün de konuştuğumuz bir mesele bu. John Deaton mevzubahis Barbadoro'yla yani o davanın yargıcıyla bir konuşma yapıyor ve kendisini ikna ediyor. Fakat dava tarihi geldiğinde Barbadoro diyor ki ya bunun ne olduğuna dair bir karar veremeyiz gibisinden açıklamalarda bulunuyor ve net bir şekilde bir şey söylemekten, net bir karar vermekten ve bir ifade kullanmaktan aslında kaçınıyor. Tabii ki bu şartlar altında Ripple'ın beklentisi olan işte ya buradan ne gelecek? İşte bunu bir argüman olarak bir emsal niteliğinde Torres'in önüne sunabilir miyiz tarzındaki beklentileri. Ha, öyle düşünün ki Ripple tarafı bile şey yapmış yani adamlar oradaki davaya dahil oluyor yani müdahil oluyor şeyleri. Avukatları falan ki bir an önce karar açıklansın onlar da kullanabilsin. Ama net bir karar açıklanmaması suretiyle bu da kullanılmayacağını hiç değilse davanın kazanılması için gereken şartlar altında şu anda sürecin uzadığını gösteriyor. Daha doğrusu kısaltılabilmesi için gereken bu süreç suya düşüyor. Altcoin projesine yönelik mahkeme kararı geldi. 11 Temmuz'da ABD New Hampshire bölgesi Bölge Mahkemesi yargıcı Paul Barbadoro, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun merkezi olmayan içerik platformu LBRA'ya karşı açtığı davada kararını verdi. Karar önümüzdeki aylarda SEC'in Ripple'a karşı açtığı dava hakkında karar verecek olan diğer bölge mahkemesi yargıcı Annalisa Torres'e emsal teşkil etmiş olabilir. Barbadoro kararında şunları söyledi. Buna göre kayıt zorunluluğundan LBC'nin ikincil piyasa arzları için geçerli olup olmadığı konusunda herhangi bir görüş bildirmiyorum diyor. Evet, ya bu şartlar altında da tabii ki ne oluyor? Herhangi bir görüş bildirmiyor. Yani bunu bilemeyiz diyor. Bu normalde farkındaysanız tam olarak bir şey gibi değil. Yani dava düşüyor ve sonuç yok gibi bir şey aslında, tamam mı? Bu tarz bir durum. Tabii Ripple'da da hiç üzerinde durulmuyor. Fakat Ripple'da da olası senaryolar içerisinde. Ama her iki taraf da konuyla alakalı çok şey olduğu için böyle nasıl diyeyim üstüne gitmeye çok müsait olduğu için ve Annalisa Torres de tabii yargıç da çok önemli burada. Annalisa Torres de işin ucunu bırakmıyor. Ha sonunu getireceğiz, ha getirdik, ha getireceğiz derken sürekli bu olayı devam ettiriyor. Kaldı ki buradaki ana mesele Ripple'la SEC arasında geçen davanın ana unsuru bu. Zaten yine tutup Annalisa Torres derse ki işte oluşturup oluşturmadığıyla alakalı karar vermiyorum derse sonuç ne? Tamam sonuç tamam güle güle hep iki tarafta köyüne falan tarzında hadi evinize gidin. Bitti yani bu mesele. Ne sen kazandın ne sen. Hadi işinize bakın falan tarzında bir durum olmuş oluyor yani. İkincil piyasa traderların menkul kıymetleri alıp sattığı yerdir. Birincil piyasa ise doğrudan menkul kıymeti ihraç eden şirketten alım satımı içerir. Binlerce XRP temsil eden ABD'li avukat John Deaton, Token Holders 11 Temmuz'da LBC'nin bir menkul kıymet oluşturup oluşturmadığını açıklık getirmek için Barbadoro ile temasa geçtiğini tweetledi. Deaton, Barbadoro'nun nihayetinde adli kısıtlamasını sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Ripple için önemli olacak şeyler neler? Barbadoro'nun son görüşü, Deaton'ın kendisini LBC'nin ikinci satışının bir menkul kıymet teklifi oluşturmadığına ikna ettiği, Ocak ayındaki temiz duruşmasında vardığı sonuçtan bir dönüş niteliğinde. New Hampshire hakimi
temyiz duruşmasında LBC'nin yalnızca satış doğrudan yapıldığında bir menkul kıymet olarak kabul edildiğini açıkladı. Secde ikincil piyasa LBC satışlarının bir menkul kıymet teşkil etmediğini kabul etti. Seç Kasım 22'de özet bir karar kazanırken 30 Ocak'taki temyiz duruşmasında 22 milyon dolara anlaşmayı seçti diyor. Evet, bakın bu da önemli bir meseledir. Anlaşma meselesi. Şimdi Sezle Ripple arasında da tabii ki her zaman bu ihtimal var. Ripple daha önce anlaşmaya hazırdı. Hala anlaşabilirler diye düşünüyorum. Ancak Sezle tarafı geçmişte buna çok yanaşmadılar. Her iki taraf ara ara tabii ki şeye gidiyor. Oturup konuşuyorlar falan tarzında. Sezle'nin uzlaşmaya gitme ihtimali var mı? Tabii var. Hani önceki zamanlara göre hiç değilse artık daha fazla. Çünkü geçtiğimiz videolarda da açıkladık. Şu an Binance ve Coinbase üzerinde de bir dava süreçleri var. Aynı zamanda bir parti şöyle bir posta daha geliyor. Bu sefer de DeFi'yi kafaya taktılar. Yakında her taraf dava, her taraf mahkeme olacak. Bir yandan bir türlü bitmeyen ve geride oldukları şu anda olumlu sonuçlar alamadıkları bir Ripple Sage davası var. Kendi davaları. Dolayısıyla bir uzlaşmaya gidebilirler mi? Kesin olmamakla birlikte evet gidebilirler. Hiç değilse şu an Sage için mantıklı olan özellikle gelecek aylarda bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet bence Sage uzlaşmayı şu anda değerlendiriyor olabilir. Ki fark ettiyseniz evet son zamanlarda biraz daha uzlaşmaya yatkın ve farklı davalardan kaçınmak için ki yeni davalar açabilsin bu şekilde hareketler yapıyorlar. Mayıs ayında Sage rakamı revize etti ve bunun yerine mahkemeden LBRE'nin fon eksikliği ve neredeyse feshedilmiş durumunu gerekçe göstererek 111 bin dolar para cezası vermesini istedi. Bu arada ABD merkezli bir avukat ve Ripple savunucusu olan Jeremy Hogan yaptığı açıklamada yargıç Annalisa Torres'in kararını muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde vereceğini söyledi. Ayrıca aşağıdaki ifadeleri kullandı. Zaten Annalisa Torres 2020'nin aralığından beri sürekli birkaç ay içinde karar veriyor. Önümüzdeki 2 ay içinde büyük resmi göreceğiz ve Ripple tamamen kazanmazsa ayrıntıları yıl sonunda, sonundan önce öğreneceğiz. Eğer ayrıntılar kötüyse o zaman uzun süre devam edecek itirazlar göreceğiz. Ancak tipik bir XRP sahibi için gerçekten önemli olmayacaktır. Yani diyor ki rutin bir XRP sahibiyseniz bu sizi çok da alakadar etmez. Dün söylediklerimi hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.